Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler, Çerkez köylerine gezmeye devam ediyoruz. Bugün Sakarya'nın Karasu ilçesinin Karapınar mahallesindeyiz. Hemen yanımda Cengiz Altan'la beraberiz. Sevgili Cengiz Bey, bizleri köyünüze davet ettiğiniz için, köyünüzde bizleri ağırladığınız için önce sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Önce seyircilerimiz sizi tanıması mümkün mü? Kimlerdensiniz? Ben Afazya'da sürgünle göç eden Abbas halkından Aşbat Temşuk'un torunuyum ben, Cengiz Altan, Aşba Cengiz Altan. Sevgili seyirciler, yani Cengiz Bey 1864'te Kefken'e gelen, dedelerinizin Kefken'e gelen gemilerinin içerisindeydiniz. Evet, dedemiz oradaydı ailen. Dedemiz 1918 yılında Çanakkale Harbi'ne giderek orada şehit olmuştur. Şehit olduktan sonra en ufak çocuğu, halam 2 aylık, en büyük halam 14 yaşında 7 tane çocuğunu yetim bırakmıştır. Dolayısıyla biz her gittiğimiz yerde ülkenin müdafaası için en önde siper alan bir milletiz. Dolayısıyla bu dedemizin kurmuş olduğu bu hanede aşağı yukarı 140 küsür senedir, 150 küsür senedir oturmaktayız yani. Ben de bu hanenin çocuğu olmaktan büyük onur duyuyorum. Abaza halkından da olmaktan büyük mutluluk diyorum. Sevgili seyirciler, Cengiz Bey diyeceksiniz, nerede yaşıyor? Bu köyde yaşamıyor ama köyünü unutmamış. Ankara'da yaşıyorsunuz. Bir esnafsınız. Ankara'da 40 yaşından sonra gittim, daha doğrusu yani. Ama sonuçta... Sonuçta nihayet çocuklar okulları bitirdikten sonra köyüme dönmüş oldum yani. 6-5 senedir de yine köyümdeyim yani. Sevgili seyirciler, köy dediğimiz zaman zaten köyler farklı farklı ama Çerkez köyleri farklı. Çerkez köyleri dünyanın bize göre en güzel yerleri, tepede hakim olan, yeşilliği olacak, bütün sosyal imkanları olacak, şehirde ne arıyorsanız evde olacak, evler küçük bir villa. Teşekkür ederim. Biz, sevgili seyirciler, şunu söylüyorduk biz. Ya köyünüze niye bu kadar büyük yatırım yapıyorsunuz? Evlerinizi niye bu kadar lüks yapıyorsunuz? Onlar da diyorlar ki sonuçta dönüp dolaşacağımız yer köyümüz. Evet, ve biz yaşamayı seviyoruz. Doğayı da olmayı seviyoruz. Evet Cengiz Bey, evinizi... Özgür yaşamayı seviyoruz daha doğrusu. Baktığımız zaman köyünüz gerçekten güzel. Sevgili seyirciler, Sakarya'da 50 tane köy var, Çerkez köyü var. Bunların 10 tanesi Abaza ağırlıklı, öbürleri Adige ağırlıklı. Neler diyeceksiniz Cengiz Bey? Sakarya bütün Çerkezlerin yoğun olduğu yerler. Aksini söylemekte fayda var. Yani 10 tanesi Çerkez köyü, 40 tanesi Abaza köyü. Evet, aynen öyle, öyle olması gerekir yani. Ne bileyim yani, bir şey olarak birinci sınıf vatandaş olarak görüyoruz kendimizi Türkiye'deki yaşantımızla da beraber yani. Dolayısıyla gördüğünüz gibi gayet mutlu yaşıyoruz ya. Sevgili seyirciler, Çerkezlerin şanssızlığı, Kuzey Kafkasya'da senelerce savaşmışlar, asırlar boyu savaşmışlar. Türkiye'ye gelmişler, Türkiye'den de zaten gemilere bindirip gelmişler, fazla zayiat vererek gelmişler. Ama ne yazık ki Osmanlı bizi kabul etmiş ama bu sefer Osmanlı'nın adına savaşa girmişiz. Küçük yaşta yine yetim kalmışız. Örneğin sizler. Aynen öyle. Yani 93 Harbi'nde 1887 yılındaki savaşta Osmanlı yenik düştükten sonra zaten fırsatı kollayan Rusya diyelim o zamanki şeyle bizi çok zayiat verdirerek bizi göçe mecbur bıraktılar. Her sene Mayıs ayının 21'inde işte Kefken Karaağaç'ta bu sürgünün anma törenlerini yapıyoruz. Gerçekten belki benim babam da dünyada yoktu tabii o zamanlar muhakkak. Babam bugün yaşasaydı aşağı yukarı 107-108 yaşında olacaktı. Babam dahi bu köyde doğmuş büyümüş yani.
Dolayısıyla Allah kimsenin ocağına böyle ızdıraplı sürgünler nasip etmesin yani. Anlatılanları dinlediğimiz zaman da hala çok üzüntülü yani. Cengiz Bey sizin Abbasya'da soyadınız neydi? Sizi nasıl tanırlardı orada? İşte Aşba olarak tanıyorlar. Aşba. Evet. Türkiye'de burada Karaaş. Gene Aşba olarak geçiyoruz burada ama soyadı kanunundan sonra Altan soyadı aldık soyadı olarak. Ama kendi Abaza cemaatisi içerisinde Aşba olarak tanıyoruz. Şimdi Aşba derler de yazılışı Aşba olarak yazılıyor yani. Şimdi sizler sevgili seyirciler burada federasyonlarımızın içerisinde Abbas federasyonlarımız da vardı. Dört tane federasyonumuz vardı. Sizler de federasyona bağlı gidip geliyor musunuz? Dernekçileri içinde misiniz? Dernekleri destekliyor musunuz? Vallahi ben Ankara'dan yeni döndüm sayılır ama yine de derneklerin her toplantılarına katılıyorum yani şahsen. Camia içerisinde iyi de olsa kötü de olsa biraz tanınıyorum yani. Evet. Ben mesela bizim sülale çok kalabalık bir sülale Türkiye'de. Her sene Ağustos'un ilk pazar gününde toplantı yaparız. Sülale toplantısı yaparız. Sülale toplantısının yedincisi de benim bu hanede yapıldı yani. Dolayısıyla az önce arz ettiğim gibi gayet mutlu yaşıyoruz ülkemizde. Sevgili seyirciler, Türkiye'de Abbazlara baktığımız zaman 55 milyon Abbaz var. 270 bin Adige, 6 bin Çeçen, 31 binde Oset var. Yani en fazla sürgünü yiyen sizler olmuşsunuz. Tabii muhakkak yani. Yani Türkiye'nin her tarafında bizim Abbazalar vardı. Yani daha şeyden tutun, Karadeniz bölgesinden tutun, İstanbul'a kadar insanlar yayay olarak kimisini de oradan başlamışlar gemilerle sahillere atmaya veyahut da liman olan yerlere. Oradan beri beğendikleri yerleri veya biraz rahatsız olanları, yaşlı olanları kısa mesafe olan yerlere yerleşmişler. Biraz güçlü, fiziği iyi olan insanlar bizim dedemiz gibi işte yayan olarak buralara kadar gelmişler. Hakim yani. Tepelere yerleşmişler. Sevgili seyirciler, biz de hep şunu söylemiştik. Türkiye, Osmanlı bizim vatanımız. Ama biz Kuzey Kafkasya'dan geldik, unutmadık. Cengiz Bey de üzüldüğü bir nokta var. Abbasya'yı hiç görmemiş. Çok yakın zamanda gitmeye niyetim var yani. Ama iki Abaza bir araya geldiği zaman hep orayı anlatıyorlar. Abbasya'yı anlatıyorlar. Gidip görenler, 3-5 sefer, 10 sefer giden gelenler var. Onlardan çok bilgiler alıyoruz hayriden. Onlar bizim hasretimizi çekiyorlar. Biz onlarınkini. Yani şu anda gerçeği söylemek gerekirse bir Abbas Cumhuriyeti kurulmuştur. 1993'teki Gürcülerle ayrışmadan sonra ne yazık ki ülkemiz bizim Abbasiye'yi hala tanımamaktadır. Ondan da büyük üzüntümüz vardır. Ama er geç tanınacağını da emin oluyoruz yani. Sevgili seyirciler, zaten biz şunu istemiştik. Biz memleketimizde Kuzey Kafkasya'ya pasaportsuz gitmek istiyoruz. Aynen öyle. Çünkü iki tane pasaportumuz olsun diyoruz. Bir tanesi Türkiye Cumhuriyeti, bir de işte Adige Cumhuriyeti olur, Osetya olur, Abbazya olur. Orada adetlerimizi, geleneklerini, göreneklerimizi, dedelerimizin yaşadığı toprakları tanımak istiyoruz. Yakından tanımak istiyoruz. Buradan da artık Kuzey Kafkasya'daki devletlere söylüyoruz. Ne yapalım, edelim, ortak hareket edelim. Bizleri memleketlerinize davet edin. Sevgili seyirciler, bunları söylediğimiz zaman da sakın bize kızmayın. Zaten bizleri davet ediyorsunuz ama tek gidip gelmek istemiyoruz. Gruplar halinde gidip gelmek istiyoruz. Çünkü en azından dil bilmiyoruz. Yani ben dil bilmiyorum. Yanımızda dil bilen de olmuş olursa daha güzel, daha iyi öğreniriz diyoruz. Cengiz Bey, son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak sizlere teşekkür ediyorum yani. Az da olsa şey olarak bizim tanımamıza katkı sağladığınız için Abbas halkları adına teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Evet sevgili seyirciler, bir programımızı burada bitiriyoruz. Bizi seyrettiğiniz için hoşça kalın, mutlu kalın. Cengiz Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizi köyüne davet etmiş. İyi ki buraları gördük. Buraları sizlerle paylaştık.